TÜİK'e göre pandemi döneminde işsizlik de düştü istihdamda. Gerçekleri yansıtmıyorlar çünkü insanların çoğu işsiz şu anda. İşsizliğin koronavirüs salgınının etkili olduğu geçen yıl bir önceki yıla göre 0,5 puan düşerek %13,2'ye gerilediğini açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu. TÜİK'in belirlediği rakam en az 3-5 misli işsizlik vardır. Ben inanmıyorum şahsen. Rakamlar neye göre rakamlar? Verdiği rakamlara göre enflasyon bile bir kere çok fazla. İşsizlik inanılmaz gibi bir şey değil ya, çok fazla. İşsiz olanlara çok üzülüyorum, inanın çok üzülüyorum yani. Hele ki pandemi dolayısıyla. Yeni hesaplama yönetimine geçen TÜİK, 2020 yılı işsizlik verilerini ise eski hesaplama yöntemiyle açıkladı. TÜİK'e göre geçen yıl işsiz sayısı da 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bine düştü. Palavra. Ne, kim kime demiş? Onlar kendilerince söylüyorlar. Bize de söylesinler. Biz de bilelim hep beraber. Olmaz mı? Yani o TÜİK kendi açıklama. Bize pek inandırıcı gelmiyor. TÜİK'in eski hesaplama yöntemi yine kendi içinde çelişti. İşsiz sayısı azalırken iş de azaldı. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 268 bin kişi azalarak 26 milyon 812 bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalışla %42,8 oldu. Sektörel istihdama bakıldığında önceki yıllara göre hem tarım sektörü hem inşaat hem de sanayi ve hizmet sektöründe azalmalar göze çarpıyor. Hemen hemen her sektör daralırken işsizliğin de azalmış olması dikkat çekiyor. Yani ben görmüyorum şahsen işsizlik. Yani peki çalışmayan vatandaşın lazım. Durumu ne? Eleman lazım, hiç eleman bulamıyoruz. Türkiye genelinde ise doğuya gittikçe işsizlik sorunu göze çarpıyor. İşsizlik oranı en yüksek bölge %33,5 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olurken işsizlik oranı en düşük bölge ise %6,6 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop oldu. Onların görüşüne ben katılmıyorum ki. Görünen köy kılavuz istemez. Görüyorsunuz her tarafta böyle işsizlik alnının başına gitmiş. Yani ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz bir tane. Üniversite mezunları boşta, çalışanlar boşta. Yani herkes dertli. Çalışan dertli, çalışmayan zaten dertli. 2020 yılında büyük bir problem olan işsizlik, 2021 yılında da büyük bir problem olmaya devam ediyor.